Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mustafa Kapı'nın bir başka bölümünde daha karşınızdayız. Ya en son yayınlanan bölümü izledim arkadaşlar. Hakikaten nasıl şımarık bir çocuk olmuşuz ya. Yani iki gol atıyoruz. İki gol attığımız maçta ya maçı kazanıyoruz ama hat-trick yapamadık diye üzülüyoruz. Tabii ki de hat-trick yapmayı çok istiyorum ama şımarıklığa bak. Eskiden bu arada bir takipçimiz yazmış. Galatasaray'dayken yani yedekteydim ve forma şansı bulamazken şu anda Juventus'ta 90 dakika oynuyorsun diye. Aslında ne kadar geliştiğimizin bir örneğidir bu. Bugün Napoli ile oynayacağız. Biliyorsunuz ki Napoli bu ligin önemli takımlarından biri ve bizi zorlayacak takımlarından biri. Biz büyük ihtimal bu seneyi şampiyon geçiririz çünkü biz Burnley gibi takımı bile tek başımıza şampiyon yaptık Mustafa Kapı olarak. Juventus'ta da bunu yapacağız ki bir önceki bölümü izlemediyseniz muhakkak izleyin. Ronaldo'nun esamesi okunmuyor. Sadece biz oynuyoruz. Sadece bizim yaptığımız katkıyla galibiyetler geliyor. Buna emin olabilirsiniz. İzlediğinizde hak vereceksiniz zaten. Bugün de ona benzer bir şey olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz tünelde. Belki de son artık yılları. 38 yaşında kendisi. Rugani arkada görünüyor. Ve Mustafa Kapı da ilk 11'de banko oynayan oyuncu. Biliyorsunuz ki Avrupa'nın en iyi oyuncusu seçildik arkadaşlar. Ve bu apoliti de göğsümüze taktık. Zaten gol krallığı apolitimizde var bir orta saha oyuncusu olarak. Şimdi gel geri. Gel geri. İyi top. Gel. Ya Ronaldo. Aha penaltı o be. Penaltı o. Bu arada Ronaldo ne olursa olsun arkadaşlar. Yani gol atmaktan çok attırmayı düşünüyor. Bu da herhalde yaşından kaynaklı. Eskiden daha hırslıydı bu adam. Şimdi daha çok böyle sanki gençlerin önünü açmak istiyor gibi. Şimdi verdi Mustafa Kapı. Mustafa Kapı 30 metre pas verdi. Rugani sanırım o 2 metre yanına atamadı. Chiellini. Gel. Mustafa Kapı. İyi top. Gel yine. Mustafa verdi köşeye. İçeriye de girdik. Orta. Olmadı. Atak devam edecek. Baskıyı kurmamız lazım. Bas. Bas. Harikasın. Gel. Gel. Orta. Vur ona. Son anda korner. Ah ulan. Baskı arttı arkadaşlar. Gel. Orta. Ah be. Yerden açıyor ya. 35 kişi var içeride. Arkadaşlar Milik'e çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü köşeyi gördüm. Milik çok fizikli ve iyi bir forvet. Orta kafa olmadı. Ashley Young bu arada buraya gelmiş ama Mustafa Kapı aldı. Verdik pasımızı. Gel yine. Gel zorlama. Aha gördüm Ronaldo'yu. Ronaldo! Ronaldo! Top bize geldiğinde Ronaldo'ya dikkat edin. Ya kaçıyor ya koşuyor bir şeyler yapıyor. Gerçekten takımın... Yani tabii ki de Ronaldo kadar iyi değiliz şu anda belki ama Ronaldo şu an 38 yaşında ve hani katkısı hala var takıma. Ama sanki böyle bizle oynamayı daha çok istiyor gibi. Top bize bizle ikiye birler yapmaya çalışıyor falan. Bu tabii hoşumuza gidiyor bizim. Harika bir top. Ay, gel bana. Süpersin. Ah nasıl kötü pas verdik öyle anlamadım ya. Dikkat etmemiz gerekiyor. Eyvah. Milik'e dikkat etmemiz gerekiyor demiştim. Milik aşırtma. Bir daha aşırtma. Mustafa Kapı. Mustafa Kapı verdi. Atak devam edecek. Al ver ekonomiye can ver. Al ver ekonomiye can ver. Oha Ronaldo. Mesir macunu yiyip çıkmış. Askerden yeni gelmiş Ronaldo belli. 38 yaşında mermiledi. Askerliğini komando yaptı büyük ihtimal. Bu nasıl mermi atmak? Dakika 39. Milik mi Rugani mi? Bu sefer aman pazar ama yani pazara göndereceğiniz adamı iyi seçin arkadaşlar. Eğer fizikli ise yapamıyorsunuz. O pazardan geri dönüyor hemen yani. Evet kaleciye gönderdi. İndir bana. Harikasın. Oğlum çıksana ata. Yani yanında ben boşum.
Bu yapay zeka mal arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Juventus 0, Napoli 0. Etkili pozisyonlara girdik. Ronaldo'yu bir kere golle burun buruna getirdik. Ama atamadı. İkinci yarı muhakkak ki bir gol bulacağız diye tahmin ediyorum. İnşallah yani. Hamsik. Ne kadar güzel söyleniyor bu da ha. Dakika 48'e girildi. Alenta. Hatebor. Yalnız Napoli boş gelmiyor arkadaşlar. Napoli boş gelmiyor. Ama biz de boş gelmiyoruz. Şimdi attık tekrardan. Matuidi. Yo, Douglas Costa'ymış galiba. Aha, gel bana. Gel bana. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 1-0 38 yaşındaki yıldız. Hala ben buradayım. Seyircilerden böyle bir ses çıkıyordu. Ben de aynısını yapayım dedim ama. Cristiano Ronaldo işte balkondakiler. Douglas Costa. Ve Bernardeschi. Harika bir pozisyondu. Orada bize çıkarmadı artık. Hani orada da çıkarmasın ama bize de çıkarsa sanki biz de köşeye rahatlıkla bırakabilirdi. Gerçi anında şut özelliğimiz çok fazla yok. Belki sıçıp batırırdık. İyi yaptı. Boş ver. Ronaldo 1-0 öndeyiz. Bakın nasıl koşuyor arkadaşlar. Dakika 57. Ya bu Ronaldo bu kadar formda olursa biz zaten çok fazla gol atıyoruz sezonda. Yani kesinlikle bir şampiyonluk rahat gelir diye düşünüyorum. Ah, iyi kaçtık ama süper. Yok offside ama orada Diawara gerçekten aldık. Diawara gerçekten fizikli bir oyuncu. Çok iyi gördüm. Ama olmadı. Atak devam edecek. Dikkat. Arkadaşlar Milik çok fena kaçıyor. Dakika 69. Gulam. Harikasın. Al kardeşim. Al ver ekonomiye can ver. Çok iyisin. Orada 3 kişi boşuz. Tek başına olan adama attın. Helal olsun sana. Orta savunmaya çarpan top. Korner. Bizi çıkarma lan sakın. Mustafa kapıyı oyundan aldı dakika 73'te. İlk defa bir 90 dakikayı tamamlayamadık. Ama kondisyonumuz biraz düşüktü. Belki ondan dolayı çıkarmış olabilir arkadaşlar. Ve hemen maçı tekrardan bir şöyle bir hızlandıralım. Bakalım bu maçı biz genelde biz çıktıktan sonra biliyorsunuz ki oyunlar hep tersine döner. Öndeysek geriye düşeriz. Farklı şeyler olur. Bakalım bu sefer ne olacak. Evet arkadaşlar, maç bitmek üzere ve bitti. Juventus 1-0 öndeydi biz çıktığımızda. Ve Milik çok etkili geliyor demiştim. Dakika 88'de bizi gondikledi. Ve 1-1 bitti. Yine bizi çıkardıktan sonra top tutamamaya başladı Ronaldo ve talebeleri diyeyim artık ben. Ronaldo önderliğinde. Abimiz sayılır sonuçta, 38 yaşında. Ama güzelim maçta, bir puan. 3 galibiyet 1 beraberliğimiz var. Ligde bu bize çok fazla koymayacaktı. Sonuçta en yakın takipçilerimizden, rakiplerimizden biriyle oynadık ama yine de rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Bizi çıkardığı için maç berabere bitti. Şimdi Lazio ile oynayacağız. Hemen bakalım. ...79 overall ve... ...bu arada overall'ımız bir yükselmiş arkadaşlar. Normalde 78'dik. GO pozisyonunda oynayacağız. Bakalım neler olacak. İnşallah elimizden geldiğince... ...başarılı olacağız arkadaşlar. Bize oyun ipuçlarından falan bahsediyor ya. Ya oyun ipucu. O bütün ipuçları bizde zaten acı. Yani neyi bize anlatmaya çalışıyorsun? Konami. Ya Konami yani. Ne yapıyorsun sen? Gündüz maçı. Hiç sevmem gündüz maçlarını arkadaşlar. Ayarlayabiliyor muydum bilmiyorum. Bu seferlik böyle olsun. Mustafa Kapı ve Ronaldo eşliğinde maçımıza başlıyoruz. Lazio da ters bir takımdır. Eski gücü yok ama. Şöyle al ver ekonomiye can ver yapalım. Harika. Ah, at onu. Mustafa Kapı en ileride, yine Mustafa Kapı. Bu arada arkadaşlar çok fazla defansa dönmüyorsun vesaire diyorsunuz yorumlarda. Dönmüyorum ya. Dönmüyorum yani. Teknik direktör bize bu inisiyatifi veriyor. Çok golcü bir adamım ben. O yüzden
Rory. Ben aslında gizli forvet gibiyim. Yani GO oynadığıma bakmayın. Kontra hedefi veriliyor bana. Sallıyorum ama. O yüzden ileride oynuyorum arkadaşlar. Defansı başkaları yapsın. Ben zaten yeterince ileride katkı sağlıyorum. Gel. Ronaldo. Ronaldo seversin ki. Al bakayım çocuğum. Ronaldo ne geri kaçıyorsun ya. Kötü bir pas tercihi ama hatamızı telafi ettik. Verdik pasımızı köşeye Douglas Costa'ya. Gel. Ah ah ah, dakika 18. İlk maçı, yani oynadığımız bu bölümdeki ilk maçı 1-1 berabere bitirdik arkadaşlar. O yüzden asla ve asla bu maçta da bir puan kaybı olmaması gerekiyor. Bu arada 21 dakika geçti. Çok fazla koştuğumuz için kondisyonumuz biraz düştü. O yüzden biraz daha böyle kontrollü olmamız gerekiyor. At artık, neyi bekliyorsun ya, at. Ronaldo. Harikasın. Al bakayım. Ronaldo. Çok fazla koşmuyorum. Ben işte ileride olmadım mı arkadaşlar? Görüyorsunuz ya, Ronaldo da bir iş yapamıyor. Çünkü bu takımın beyni, yanlış anlamayın da benim yani. Şimdi verdik pasımızı. At. Ah Douglas Costa ya. Bir pas geçiremedin ya. Arkadaşlar dakika 34 ve faul yaptık. Bu tarz pozisyonlarda teknik direktörümüz de diyor, tehlikeli bir atak olacağına yap faulü geç, yap faulü geç diyor bizlere. Martinez'e bir taktik faul yaptık ve takım defansımız yerleşti şu anda. Dakika 35, Lazio maçında 0-0 beraberlik var ama bir an önce atmamız lazım golü. Koşu yolumu atma dedikçe koşu yolumu atıyorlar ya. Mustafa Kapı verdi. At lan. Neler yapıyorsun sen ya? Sen neler yapıyorsun acaba ya? Orta mı açacaksın? Ne yapacağın da belli değil. Gel. Geldi Mustafa. Mustafa Kapı. Kaleye ilk şutumuz arkadaşlar. İşte Mustafa Kapı'nın Ronaldo ile arasındaki fark bu. Mustafa Kapı Ronaldo'nun daha genci. İşte bakın, ters ayak. Çok iyi bir plase ama top direğe çarpıp direği dilleyip dışarı çıktı arkadaşlar. Dakika 44. 34 metreyle en fazla top süren oyuncu şu anda sahada Mustafa Kapı. Sanıyor musunuz ki neden her şeyde Mustafa Kapı önde? Çünkü gerçekten çok çalışıyor arkadaşlar. Bu arada ilk yarıda artık son anlar. Dik kaleci, dik, uğraşma. Dik çocuğum, dik. Bunların saat, yapay zeka, bunların beyin yok ya. Saatten falan haberleri yok bunların. Maç dakikası bilmem, bunlar çok sıradan bir maç geçiyor arkadaşlar. 1-0 öne geçmemiz gereken dakikalardı bunlar ama geçemedik. İkinci yarıda inşallah bir gol daha bulup daha sonra yeriz büyük ihtimal bizi çıkarıp oyundan. Çünkü bizim teknik direktör biraz sıkıntılı bir tip. Bir tane düzgüne denk gelmedik. İnşallah Galatasaray'da Fatih Terim ne olacak bu? Luis Alberto. Luis Alberto ortaladı. Arkadaşlar biraz şekil düzen vermemiz lazım kendimize. Yani böyle olmaz. Orta işte bakın. Orada yani defansta engelleyemeyen Chiellini. Hacı takımı ileri al, ileri al. Ne bekliyorsun? İleri al takımı. Biraz daha şöyle. Yok abi. Takımda bir tutukluk var arkadaşlar. Ne olduğunu bilemedim ama bir tutukluk var takımda. Gel gel gel. Orta. Ronaldo. Kafa son anda. Sivilar. Ronaldo'yu iyi beslememiz lazım arkadaşlar. Sivilar biraz da zaman geçiriyor. Martinez. Bayağı da pivot. İyi bir forvetmiş bu Martinez ya. Güçlü müşlü. Bruno. Eyvah. İçerisi boş. Yine açtırma ona. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. At oğlum, at. Mustafa. Mustafa. Mustafa gidiyor. Verdi pasını.
Gel. İçeriye. Orta. Ronaldo top bendeyken içeri geçsene ya. Dakika 67. Bu golü atmamız gerekirdi arkadaşlar. Martinez topu çok iyi saklıyor arkadaşlar. Bu bizim için sıkıntı olacaktır. Zamanı oynuyor şu anda Lazio. Dakika 71. Hadi hadi dayanın artık hadi. Eyvah. Ver kale. İyi top. Harika bir top. Ya top iyi yani. İyi pas verdi demiyorum. Top gerçekten iyi bir top. Havası falan iyi yani. Gaman. Aman aman aman. Arkadaşlar en azından bir puan ya. Martinez. Gel. Harika. Harika. Mustafa kapı. Ananı. Kare X çok iyi yaptık ama olmadı arkadaşlar. Biraz daha yakından vurmamız gerekiyor. Her bölümde aynı şeyi söylüyorum ama uzaktan vuruyorum. Alırsın onu. Aldık topu. Vur 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 vur. Bu arada hala takımı ileri almaması teknik direktörümüzün. Gel. Allah. Son anda dakika 90 ve maç bitecek arkadaşlar artı 0. Ve Lazio'ya yenildik. Neler oluyor bilmiyorum ama işler sıkıntıya giriyor. İşler gerçekten sıkıntıya giriyor arkadaşlar. Bir beraberlik, bir yenilgi. Niye böyle oluyor bilmiyorum ama liderliği de Empoli'ye kaybettik. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi. Şu anda menajer güveni %50 olarak görünüyor. Onu da yükseltmemiz gerekiyor. İnşallah iyi bir sonuç ve Manchester City ile Şampiyonlar Ligi maçındayız şu anda. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şu demek oluyor. Bugün eski, daha doğrusu sezon başında biliyorsunuz ki Manchester United'da Manchester City ile birlikte iki kulüp arasında kalmıştık ve Manchester City'ye gitmemi de isteyen çok kişi olmuştu. Ama biz daha sonra oylamayla tabii ki de Juventus tercih etmiştik. Bakalım bugün Juventus tercih ettiğimizde pişman mı olacağız, mutlu mu olacağız? Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruptayız City ile. İlk maçımızı çok siriboktan bir takıma karşı kazanmıştık. Asıl maç bu. Asıl galibiyet almamız gereken maç bu. Bakalım neler olacak, çok merak ediyorum. İnşallah bizim için iyi olur. Ve Juventus'ta şu anda ligde de kötü gidiyoruz. Benim için kötü ikincilik. Ama bu galibiyetle kendimizi bu taraftara affettirmeye çalışacağız. Bu arada forvette Kin oynuyor. İnşallah bir Kin duymadan bu maçı bitireceğiz. At, at bana, oraya dönme ya. Aa süper lan. Attık pasımızı. Gel Mustafa kapı. Mustafa kapı ya, kare X. Aha. Ben kare X yaptım. Arkadaşlar acayip bir şey oldu ya. Niye öyle kaleci? Gel bana. Bu kaleciye gol atılır acı. Bu kaleciye gol atılır. Bu kaleciye. Çok çok şut deneyeceğim arkadaşlar. Bu kaleciye kesinlikle gol atılır. Bana hiç güven vermedi kalede. Bana güven vermedi. Rossi kaleci bu arada. Bakalım Rossi'ye bir İtalya'dan çıkartma yapabilecek miyiz? Arkadaşlar sakin. İyi top. Ver Kine, ver. Gel. Ya at at. Ulan top sende gerizekalı. Arkadaşlar biraz gerginim çünkü İki takım arasında kalmıştık. Şimdi City'ye yenilirsem diyeceksiniz, al işte City'ye gitmedin, böyle oldu, şöyle oldu. O yüzden biraz tedirginim. İyi top. Cuadrado. Cuadrado. Özellikle içeride maçı kaybetmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Bir puan da aslında bizi kurtarabilir. Çünkü ya City'de yenmek zor ama orada da bir puan alabiliriz. Büyük ihtimal ikimiz çıkarız diye tahmin ediyorum City ile ama... Gel. Harika bir top. Mustafa kapı. Kaleci. Dakika 24. Bu kaleciye her türlü gol atacağım ya. Dikkat. Sterling. Gabriel Jesus da 2'ye 1'i çok iyi yaptı. De Bruyne. Eyvah, ortası boş. De Bruyne iyi pas. Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus kaleci. Baldırdan vurdu anasını satayım. Gabriel Jesus. Kaleci topu son anda tokatladı, çeldi. Mustafa Kapı ön direkte. Hük kadar boyumuzla bizi ön direğe koymuş. Bakalım neler olacak. Orta. Gabriel Jesus'a gelme. Cristiano Ronaldo defansına yardım ediyor. Eyvah. Gabriel Jesus bugün bizi bayağı zorlayacak gibi ama. Kaleci de korktu, bekliyor arkadaşlar. Keane indirir misin? İyi top. Mustafa Kapı. Harikasın. Gel. Ne yapıyorsun be kardeşim ya? Arkadaşlar önde basın. Bas 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 bas. 39. Gabriel Jesus. Bernardo Silva. Arkadaşlar atmamız lazım ya. Dur lan dur, sakin ol. Ver köşeye. Oğlum. Abi takım gerçekten çok beyinsizleşti arkadaşlar. At. Al bakayım Ronaldo. Sevdiğin toplar. Bir şut. Gol. Kin attı. Kin attı. Kin attı. Çakma Mbappe. Ben onu öyle diyorum. Gol sevinci çünkü aynısı Mbappe'nin. İşte bakın. Harika bir pas Mustafa Kapı'dan. Ronaldo'nun pası. Aslında Kin çok iyi bir şut çekmedi ama şansımız yanımızdaydı ve 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Çok önemli bir mücadele. Manchester City'ye karşı çok şükür attık. Gol sıkıntısı yaşıyoruz. Bir türlü beni ileride besleyemiyorlar. Ondan dolayı sıkıntı oluyor ama Gabriel Jesus bir şeyler yapabilir bize. Dikkat etmemiz gerekiyor. Maça çok iyi başladı. Ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yarıya başlıyoruz bu önemli maçta. Gecenin maçı Şampiyonlar Ligi'nde bu. En önemli maç bu. Bernardo Silva. Fernandinho. Ah. İlkay Gündoğan. Gabriel Jesus. İzin yok. Sakin olun. Harika. Biraz evet oyunu rahatlatacağım arkadaşlar. Stone kaleciye döndü. Rossi. O Rossi'ye gol atmazsam o Rossi. O Rossi de biraz acayip. O Rossi'ye gol atmazsam var ya. Gabriel Jesus. Bernardo Silva. Dikkat abi, çok iyi geliyorlar ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum ama. Belki de iyi kadrosu olduğu içindir. At kaleciye. 61. Bu tarz maçlarda arkadaşlar. At. Bu tarz maçlarda öne geçtiğinizde biraz oyunu tutmanız gerekiyor. Gel yine. Havadan atan senin ayağına sıçayım ya. O havadan topu atan ayağına sıçayım senin. Dakika 67, Sterling. Sterling son çizgiye kadar indi. Sterling iki kişiye birden orada. Ama son anda Bernardeşi. Sanırım Bernardeşi yani. Tacı kullandılar. De Bruyne. Bernardo Silva. Faul yaptı. Zaten o kadar boyla yükselmesi bile bir hata. Arkadaşlar bu maçı kesinlikle almamız gerekiyor. Ligde de kötü gidiyoruz. At bakayım bana. Evet. Gel. İyi top. Şimdi Mustafa Kapı. Mustafa Kapı verdi pasını, süpersin. Cuadrado. Cuadrado ortaladı. Bir kafa olmadı. Atak devam edecek. Bana gelir mi? Gelmedi. Gel yine. Taç 77. Çıkarma bizi. Nasıl ya taç Manchester City'nin? Ha, foul yapmışız arkadaşlar. Foul yapmışız. Bakalım oyundan alacak mı bizi? Oyundan yine aldı. Şerefsiz var. Bu maçı da var ya, eğer berabere bitirirsek bu Juventus'u bu teknik direktör için bırakacağım anasını satayım. Maçı oynayacağız arkadaşlar çünkü önemli bir maç. Gabriel Jesus, Fernandinho, Bernardo Silva, Gabriel Jesus'a, Jimenez. Abi bu Jesus bir şeyler yapacak bize. Sterling. Sterling ortayı açtı. Bir şey, bak bu Gabriel Jesus yapacak bize bir şeyler. Dakika 84. Direniyoruz yokluğunda. Özgün mü? Özgün mü? Öyle bir şarkı var değil mi? Direniyorum yokluğuna. Direniyorum yokluğunda olması lazım. Mustafa Kapı yok ya şu anda.
Benim yokluğumda direniyorlar. Bernardo Silva. Bir orta daha Jimenez yine topu taca attı. Şu seyirci önünde baskı yememizin tek sebebi teknik direktörümüz. Bizi çıkardığı için. Bonaventura. Gabriel Jesus. De Bruyne'yi vurur. Gabriel Jesus ortaya attı. Çıktı top. Gabriel Jesus gerçekten bugün bizi çok zorladı. Dakika 89'a girildi. Topla buluşma olarak 19'da en fazla topla buluşan oyuncu bugün Ruben Blanco. Cristiano Ronaldo indirdi. İleride top tutamıyoruz arkadaşlar. Yani top tutamıyoruz. Artı 2 Bernardo Silva. Brahim. Bak yine Gabriel Jesus. Atak devam edecek mi? Maçın bitmesi gerekiyor. Ve City'ye karşı önemli bir galibiyet alıyoruz arkadaşlar. İlkay Gündoğan şu anda ekranlarda. 90 dakikayı tamamlayamadık ama gerçekten de elimizden geldiğince iyi efor sarf etmeye çalışıyoruz. Ve hemen puan durumunda bakıp bugünlük bölümü noktalayacağım. Evet, 1-0 City'yi yendik. 6 puandayız. Zaten büyük ihtimal Sporting ve Block Rovers bizim ayarımızda takımlar değil. O yüzden büyük ihtimal City ile birlikte çıkacağız. %51 oldu menajer güveni. Ve şu anda baktığımızda Cristiano Ronaldo ilk 11'e seçilmiş Eylül ayında. Onun dışında zaten bizden bir takım yok. Çoğu Napoli'den olduğu görünüyor. Bugünlük de aktaracaklarımız bu kadar. Bundan sonraki maç Milan derbisi olacak. İzlemeye devam edin bizleri. Görüşmek üzere arkadaşlar.